Nedir bu Meltem mevzu? Tabii. Yani senden bir iki defa yardım istedim diye şirketimi alacağım aslında sana soracaktım değil mi baba? Kusura bakma. Zafer doğru söz. Özür dilerim. Yapma be evladım, konuyu çarpıtma çok rica ederim. Bora doğru sözün. Şirketiyle ilgili aldığı kararlara karışmıyorum, yorum da yapmıyorum. Ben oğluma ne oldu onu merak ediyorum. Bana bir şey oldu yok baba. Benim bir asistana ihtiyacım vardı, o kadar. Yani üzerine konuşulacak, merak edilecek bir konu değil. Kapansın gitsin. Birlikte çete çökerttiğin, yanından hiç ayırmadığın adayı birden bırakıverdin. Ve onu hiç sevmediğini gayet iyi bildiğimiz Tuğçe birden asistan olarak yanına aldı. Evet, öyle oldu. Kendisi istedi. Ve ne tesadüf ki sen aynı dönemde dağıtıp eve geliyorsun. Ve birden bir asistan peydahlanıyor. Tesadüfe bak ki o da bizim Meltem. Baba, bak sen de biliyorsun ki bazen hayatta pozisyonlar da dengeler de değişebilir. Bir şey değişir. Her şey değişir. Çok mu kırıldın o kıza evlat? O gönlü güvercin kanadından kırılgan kıza gerçekten çok mu kırıldın? Babacığım, iş hayatında kırılmaya da kırılganlığa da yer yok baba. Tamam, kabul ediyorum. Ada çalışkandı. Ada hırslıydı, ada azimliydi. İşini layıkıyla yapan bir çalışanımdı ama... Ama bir hata yaptı. Bir hata yaptı demek. Bir hata yaptı. Bir hata yaptı. Vay. İşinin sonu oldu ha? Evet, iş hayatında bu ilkeli tavrınla gayet başarılı olacağından %100 eminim. Ama özel hayatında mutlu olacak mısın? İşte onu hiç bilmiyorum. Ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Bu dünyanın alaveresi dalaveresi içinde Adda gibi bir kıza arkanı dönersen o iş çok zor evlat. Mutlu olman çok zor. Elif uyumuş. Ben gideyim o zaman. Uyumuyorum. Uyumuş gibi yapıyorum. Öyle mi? Bebeğim, sen az önce ben okula gitmek istemiyorum dedin ya. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? Okulun ilk günü ben de senin gibi gitmek istememiştim. Senin de mi gidecek güzel kıyafetin yoktu? Vardı aslında. Ama annenle baban nerede diye sorulan sorulara bir cevabım yoktu benim. Sen de mi o yüzden gitmek istemiyorsun? Hı hı. Ama okulu çok merak ediyorsun değil mi? Evet. Peki sen yine de gittin mi okula? Gittim tabii. Gittim. Çünkü annemle babam benim mutlu ve cesur bir çocuk olmamı isterlerdi. Öyle görmek isterlerdi beni. Eğer okula gitmeseydim, cennetten beni izlerken çok üzülürlerdi. O yüzden gittim. Eminim senin annenle baban da sen okula gitmezsen çok üzülürler. Yarın okula gidersem, sen de benimle okulda kalsan keşke. Ben okula gitmek için bayağı bir büyüdüm ama, değil mi? Ama şöyle yapalım. Sen okuldayken beni yanında hissedecek bir şey yapalım. Ne? Hadi gel. Kık 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 kık. Kış 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 kış. Boş ver, giyme onları gel.
Oh bebeğim. Anne gitme. Çok özledim seni. Çok küçüktü. Ama hatırlıyor. Her zaman hatırlayacak. Hiç geçmeyecek mi? Hayatı boyunca bu acıyla mı yaşayacak? Geçmeyecek. Ama alışacak. Acı yerini güzel anılara bırakacak. Çocuklar bizden çok daha güçlüler. Hayatın akışına bırakacak kendini. Annesiyle babasının yokluğunu başka şeyler dolduracak. Güzel şeyler. Hayat. Hayat boşlukları doldurur mu? Biz doldururuz aslında. Ama önce yüzleşmemiz gerekir. Acımızı, yaramızı inkar edersek çaresi nasıl buluruz ki? Küçükken bir kaleidoskopum vardı. İçine her baktığımda değişen şekiller görürdüm. O değişen şekiller birbirinden o kadar farklı. O kadar renkliydi ki. Beni büyülerdi. Sonra bir arkadaşım elini andı kırdı. Çok üzülmüştüm. Size doğum gününüzde ondan hediye alacağım Bora Bey. Ada. Sana her baktığımda onu anımsıyorum. Ne oluyor Ada? Ne oluyor? Ne işin var senin burada? Kendini aşağı mı atacaksın? Bora Bey, siz ben kendimi aşağı mı atacağım sandınız? Ha? O yüzden mi geldiniz buraya kadar Bora Bey? Hayır Ada. O yüzden gelmedim. Umurumda değil. Ha, umurunuzda olmaz mı yani, öyle mi? Ya sabır. Ada. Neden çağırdın beni buraya? Tamam, neyse konumuz bu değil şimdi. Onu sonra konuşuruz. Bora Bey, siz bana inanmıyorsunuz biliyorum ama beni dinlerseniz bana hak vereceksiniz gerçekten. Ada, yine şu Meltem konusu mu? Bora Bey, ben bu sefer çok sağlam bir delil buldum. İlgilenmiyorum. Sağlam diyorum ya, delil diyorum. Ben de kendi işinle ilgilen diyorum. Sen Tuğçe'nin asistanısın, Tuğçe'nin asistanı kal diyorum Ada. Anlıyor musun? Meltem size, yani şirketinize zarar verecek Bora Bey. Tamam, tamam öyle olsun, tamam, tamam. İnanmayın siz bana ama ben size bunu kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Ada, bak sen benim asistanımdın ama görevlerini yerine getirmedin. Sen bana yalan söyledin, işi bıraktın gittin. Beni de şirketle düşünmek için çok geç kaldın sen. Anladın mı? Benim de çok geç kaldım. Göreceksiniz Bora Bey. Bu laflarınızın hepsini yutacaksınız siz. Kanıtlayacağım size. Aklını alacağım senin Meltem. Sen dur. Sen dur. Senin enişteye güvenebiliriz diyorsun yani. Aa tabii tabii Tuğçe Hanım. Ay ne cevvaldir o, ne cevvaldir o. Ne? Aa işte bak. Bakın bak ne salına salına.
Oh! Ben hazırım. Geldi Cevval. Eniştem, eniştem hoş geldin de... Bu çok fazla olmamış bu takım ya. Bu hazırlık niye bu kadar? Adacığım, sen kendini ciddiye almazsan seni kimse ciddiye almaz. Doğru, doğru dedin. Alo? Ada abla benim ben Elif. Elif? Prenses ne oldu? Acil okula gelmen lazım. Okuldaki çocuklarla kavga ettik. Dayımı falan arayacaklar şimdi. Ama ben önce seni aramak istedim. Tamam tamam prenses, ben hemen geliyorum yanına. Korkma tamam mı? Hadi orada görüşürüz. Ay kıyamam ya. Elif ne oldu? Hı? Okulda kavga etmiş arkadaşlarıyla, beni çağırıyor. Vah vah. Ay, ben gelemiyorum. İyi tamam da sana ne ama bundan şu an? Elif çok düşkündür adaya. Vallahi şuradan şuraya gitmiyorsun. Elif'in yanında Bora gitsin. Dedesi gitsin, anneannesi gitsin canım. Tuğçe Hanım, çocuk korkmuş belli ki. Benim gitmem lazım. Ne yapayım? Yüzüstü mü bırakayım çocuğu? Bizi bırakıyorsun ama şu an. Bizi şu an yüzüstü bıraktın. Tamam. Tamam, hadi gitmeyelim oraya. Hadi siz gitmeyin ama ben gideceğim. Ben gideceğim, kızın yanına gideceğim. Sonra Meltem de sizi, sonra beni, onu bunu şunu kıtır kıtır yerse adama gelmezsiniz artık. Tamam. Ben olmam o zaman. Hadi verin kararınızı. Ben gidiyorum. Enişte. Gülüm bu takımı sen bir ara çıkar tamam mı? Sıcakta giyme bir daha. Tamam, değil mi? Tamam. Rahat et. Çıkar bunu. Tamam. Tamam. Ne yapıyoruz? Yürü. Hadi gidiyoruz biz de. Bilicim. Prensesim iyi misin sen? Ha? İyi misin sen? Ne oldu aşkım? Anneannemle dedim aramadılar değil mi? Yok bir tanem, sadece beni aradılar. Ne oldu, bir şey mi oldu? Anlat prensesim, ne oldu? Elif. Senin ne işin var arabada? Ben çağırdım. Anlattılar mı ne olduğunu? Biraz. Ama ben senden de duymak isterim Elif'ciğim. Ne oldu? Şimdi öğretmen derste annemin babamızın ne iş yaptığını sordu. Ben de dayım için söyledim. Öğretmen annenle baban dedi. Ben de onlar cennetteler dedim. Cennette ne iş yaptıklarını bilmiyorum dedim. Sonra teneffüste bir çocuk benimle dalga geçti. Cennette iş yapılmaz. Ölmüş senin annenle baban dedi. Ben de üzüldüm. İttim onu. Anladım. Anladım dayıcığım, tamam. Ay beni okuldan atacaklar galiba. Yok dayıcığım. Atarlar mı seni okuldan, merak etme. Hasta olmaz öyle bir şey. Korkma sen. Tamam mı? Elif'in dayısısınız sanırım. Evet. Bora doğru söz mü? Buyurun Bora Bey. İçeride görüşelim. Tabii. Görüşelim. Buyurun. Prenses. Şimdi biz gidelim içeriye konuşalım. Sen burada bizi bekle tamam mı? Sakın korkma. Kimse seni okuldan atamaz. İzin vermem. Sana söz veriyorum tamam? Ay bebeğim benim. Arkadaşlarıyla oynarken biraz sert etmiş. Çocuklar da yere düşmüş. Çok zor sakinleştirdik onları da. Tabii siz olabilir diyeceksiniz ama... okulun ilk günü böyle bir konuyla karşı karşıya kalınca uyarmak istedim sizi. Anladım. Öneriniz nedir? Çocuklara tutarlı bir şekilde davranmak çok önemli. Bir ceza vermeyi düşünüyoruz. Siz şimdi bu durumdaki bir çocuğa ceza mı vereceksiniz bir de? Küçük hanım, Elif'in nesi oluyor? Annesiyim. Farzer'in ki annesiyim. Heh, ne yapacaksınız? Ceza mı vereceksiniz? Hanımefendi, biz bütün öğrencilere karşı eşit mesafede davranmakla yükümlüyüz. O zaman 6 yaşında bir kız çocuğunun dışarıda korkarak beklemesini bana bir açıklayın. Açıklayın bana bir. Hani diğerlerini sakinleştirmek için uğraşmışsınız ya. Bizim kıza ne yaptınız? Dinliyorum sizi. Buyurun, buyurun. Ada. Sen karışma Bora. Üstelik durumu bu kadar özel olan bir çocuk için. Ne yaptınız? Özel durum mu? Müdür Bey, Elif annesini ve babasını kaybetti. Ama kayıt sırasında böyle bilgi verilmedi bize. Yani ben bilseydim.
Dayıcığım. Dayıcığım bir tanem. Oh. Çok kızmışlar bana. Yok dayıcığım, olur mu öyle şey? Kızmadılar tabii ki. Biz sadece bir şeyler konuştuk. Bir de bizim birkaç problemi çözmemiz lazım da onları hallettik. Evet bir şey yok. Hallettik, konuştuk, hallettik. Ama dayıcığım bak bir daha arkadaşlarını itmek yok tamam mı? Bunlar bir daha benimle arkadaş olmazlar ki. Dayıcığım senin gibi bir prensesle arkadaş olmak için sıraya girerler onlar, merak etme. Şimdi siz birkaç gün geçer, birbirinden özür dilersiniz. Sonra konuşursunuz, barışırsınız. Her şey unutulur. Gerçekten mi? Gerçekten. Tek başıma çok sıkılırdım zaten burada. Tek başına değilsin dayıcığım. Bak en ufak bir problem olduğunda, en ufak bir sorun olduğunda biz uçarak yanına gelmiyor muyuz senin? Geliyoruz. Uçan kahramanlarım benim. O zaman uçan kahramanların seni bir uçursun bakalım. Hadi. Gel bir, iki, üç, hoppa. Biliyor musun? Aslında bayağı sevmiştim okulu. Bak bak bak, laflara bak. Seveceksin tabii cimcime. Hadi bir daha. Bir, iki, üç, hop, üç, hoppa. Ben sizi eve bırakıp oradan şirkete geçeceğim. Bir toplantım var. Olur. Elif. Elif uyumuş. Bu iş kesin annemin başının altından çıkmıştır. Yani okula ablamla eniştemin öldüğünü nasıl söylemez inanamıyorum. Tamam Bora Bey, sakin olun. Muhtemelen kendisi de bu yaz süreciyle başa çıkamıyor. Büyük planın sayesinde Meltem'in 6 ay önce evine yaptırdığı korkuluklardan başka bir şey öğrenemedik. Üstelik bu saçmalık için Rüzgar'dan sonra bir de eniştenle nişanlandım. Ha bu arada eve bir ton ferforje almak zorunda kaldım. Maaşından keseceğim, haberin olsun. Sen Elif'in hiçbir şeyi değilsin. Sen hiçbirimizin hiçbir şeyi değilsin. Allah'tan Meltem 2 ay önce Amerika'dan döndü. Allah gönderdi Meltem'i bize. İki ay. Ah! 2 ay mı? Tuğçe Hanım, ferforjecinin Meltem'in Amerika'dan 6 ay önce döndüğünü söylediğinden emin misiniz? Eminim. 6 ay ha? Demek sen 6 aydır buradasın ama Belma Hanım'a 2 ay dedin, öyle mi? Meltem, Meltem. Bir yerden açık vereceğini biliyordun Meltem. Ben görürüz. Meltem, çıkalım mı artık? Ay ya ben çok terledim de hızlıca bir duşa girsem 2 dakika. Olur tabii, tamam. Havlular yukarıda, dolapta. Yani bu kadınlar da. Meltem.
Meltem hazır mısın? Meltem. Meltem. Bora Bey. Bora Bey buldum. Ne buldun? Buldum Bora Bey. Çok önemli bir şey buldum. Tamam, ne buldun adı? Meltem. Bora, saç kurutma makinesini bulamadım da. Seçer.